emeklilerin bayram ikramiyesinde %50 artış yapılacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ordudan verdi. Yerel seçim mitinginde kürsüye çıktı ve bütçe imkanlarını zorlama pahasına ikramiyelerin 3.000 liraya yükseltileceğini açıkladı. Erdoğan'ın hedefinde aday tartışmalarının yaşandığı CHP de vardı. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı %50 artışla 3.000 liraya yükselteceğiz. Milyonların beklediği müjdeyi böyle verdi. Emeklilerin iki bayramda toplam 6.000 lira ikramiye almasını öngören düzenleme 8. yargı paketiyle meclise sunuldu. Hayat pahalılığıyla mücadele hepimiz için oldukça zorlu geçiyor. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz. Cumhurbaşkanı seçim mitingi için bu kez Ordu'daydı. Büyükşehir adayı Hilmi Güler başta olmak üzere ilçelerde de adaylara destek istedi. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil, sadece esere ihtiyacı var. Üstü kapalı muhalefetteki istifalara gönderme yaptı. Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışamazlar diyerek meydan okudu. Nereye giderse gitsin, hangi partide siyaset yaparsa yapsın, bizim onlarla işimiz yok. Siyasetin namusu var. Adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. CHP'deki parti içi tartışmalara ayrı bir parantez açtı. Herkesin saç saça, baş başa kavga halinde olduğu CHP'ye bakıp da başka bir hissiyata kapılmak mümkün mü? Varsın onlar tilkilerinin kuyruklarını birbirlerine bağlamakla uğraşsınlar. Bu kafanın sonu. Kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. AK Parti iktidarlarının 21 yılda yaptıklarını anlatan Erdoğan, hizmetin devamı için yerel seçimde de Cumhur İttifakı'na adres gösterdi. Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok.